Sıradan bir lise 2 öğrencisi olan Furkan Ak, her hafta sonu yaptığı gibi terasında dinleniyordu. Ama bugün, diğer günlerden farklı olmak üzere hayatı sonsuza dek değişecekti. Önüne düşen defteri büyük bir korku ve merakla açan Furkan Ak, öncelikle defterin ilk kağıdında yazan o cümleyi okudu. Eğer bir kişinin tam adını yazarsanız, o kişi 5 saniye içinde hayatını kaybeder ve ölümler her zaman boğulmayla gerçekleşir. Kader ki tam o sırada Furkan bir kapkaç olayına tanık oldu. Kapkaççı kadın çantasını kaçıyordu. Alışılmış olmayan bir durumdur ki hırsız kaçarken kendini tanıttı. Benim adım Altay Ergün ve Antalya'nın en büyük hırsızıyım. Gerçekleşeceğine ne kadar inanmasa da Furkan bunu defteri denemek için mükemmel bir fırsat olarak gördü. Ve deftere hırsızın söylediği ismi yazdı. Altını çizmem. Böyle bir olay karşısında çok şaşıran ve şoka giren Furkan olayı hemen arkadaşlarına anlatmak istedi. Yani bir insanın adını yazıyorsun ve ölüyor mu? Hem de boğularak abi. Yani kendini mi boğuyor? Herhangi bir yolla olabilir. Bence bir insanın kendini boğması imkansız. Aynen, kanıtla o zaman. Tamam İsmail, söyledin ne? İsmail. Hayır, soyadın. İsmail. Yani tam adın İsmail, İsmail mi? Ailem biraz aptaldı. Haa. Tamam. Tamam. Peki bunu sen istedin. Beni kandırdığınızı biliyordum. Ne oluyor lan? Ne yaptın lan sen? Anlamıyor musun? Bununla dünyayı değiştirebilirim ve bütün kötüleri yok edebilirim. Ben çok güçlüyüm. Bununla her şeyi yapabilirim. Ben adaletim. Yemek hazır. Bana ne yapacağımı söyleyemezsin anne. Öleceksin anne. Bu nasıl olur? Tam adını yazdım ama ölmedin. Bak. Salak. Yemin ediyorum gerizekalı bu çocuk. Benim adım anne değil. Kalk hadi yemeğe gel. Seninle uğraşamam. Yapacak işlerim var. Dünyadaki suçluların yarısı öldü biliyor musun? Bu yeterli değil. Ne yani? Öldürmeye devam mı edeceksin? Şu adamın işlerini beğenmedim. Bu daha iyi. İsmi yazılan kişi eğer ölü ise hayata döner. Kimin ölüp yaşayacağına ben karar veririm. Beni asla dinlemeyeceksin. Tavuk mu yedin?
sana göstereceğim. Hayır! Ne yaptın?